yapacağım dedim. Buradan yaparken de hiç halim yok dedim ona kaç kere. Nurten teyze de söyledim. Bayılacaktım yani. Ama dedim ki hani ince yaparım. Hani bil bunu dedim. Ve birinci tabaktaki kalınlığı buradan gözüküyor gerçekten. Gizem'in ince yapacağını da biliyorum. En ama incesi de dördüncü tabaktaydı. Hepimiz aynı şekilde açtık ama büyüklükleri tabak keşke verdiler bize. Keşke bir baksan Nurca. Bir baksan birinciyle dördüncüye. Ama şöyle bak Nurten teyze hiç tatmamış. İnce mi kalın mı olacağını bilmiyoruz ki. Muazzez teyze biliyoruz. Ben annemin üstüne basa basa dedim ki kim olursa olsun en inceye ver dedim. Ve gerçekten çok niye böyle kendi aramızda da yani şey ettik ince olurmuş hani. Şey evet olurmuş. İncecik olur, bembeyaz olur. Gerçekten öyle. Gidin bir şeyden saniye, bakın bir yani internetten. Usandım artık İlayda'dan. Göstereceğim bir dakika. Ay gerçekten. Yani iki kişiden beş alınca sen bir verince hakikaten üzüldüm şu an Semra teyze. İşte keşke bir bakabilsen senin tabağa. Hep bir bana öyle geliyor. Beyaz olurmuş ya. Senden rica ediyorum hangisi daha beyaz? Ay Gizem tamam seninki beyaz geldi. Bak ben sana... Geldi. Ne oldu? Tamam ben seninki karardı falan öyle bilmiyorum diyorsun, ki. Öyle diyorsun. Bak geldi diyorsun. Ben nasıl olacağını söylüyorum. Senin, gidin internetten senin kötü araştırın. Bombanla benimki karışmasın şöyle koyayım. Afiyet olsun. Gidin internetten araştırın. Bakın yani incecik olur. Bembeyaz olur. Çikolatası içinden gözükür. O zaman niye beyaz yapmadın? Bak senin de kenarları kızarmış. Demek ki fırından dolayı bazı yerleri kızarıp bazı yerleri beyaz gelebiliyormuş değil mi? Nurten teyze sana bir verdiği zaman bana niye bir verdin? Beyaz oldu deme o. Beyaz olması gerekiyor deme o zaman. Bak kahverengi gerekeni olabiliyormuş. O. Kahverengi falan da değil. Gayet de 5 dakika gelirsin altı. Buraya gelsene be. Editör, editör 5 ile 7 dakika arasında tamam, yani 5, 6, 7 olabilir herkesin dedi. Herkesin öyle çıkardım ben 5 dakika vardı daha. Ben de 5 dakika dediler 5 dakika. Tamam ben de çıkardım. Öyle attım. Söylüyorum nasıl olacağını. Beyaz İncecik olması gerekiyor olur. Değil mi? Değil mi? Tamam. O zaman neden seninkinde kahverengilikler var İlaydacığım? Afiyet olsun. Tebrik ediyorum ama yani biri de öylesine verdim üzüldüm. De ki ya, ağzın yakışsın. Öylesine verdim. Deme yani. Bir şey diyeceğim. Sen hep diyorsun ki Nurcan Muazzez teyze için benim annem yumuşak sever. Dişlerinden dolayı diyorsun değil mi? Evet seninki gerçekten puf puf yumuşak olmuş ama böyle kıyır kıyır incecik olur. Ama kıyır kıyır. Ama gerçekten ince kıyır kıyır. Kızların ikinizin de alt aynıydı. Kısmı tamam hani teyze, oradan kestik fazlalığı. Semra teyze afiyet olsun da ben de tabağımla ilgili bir yorum ay, almak istiyorum sizden. İnceliğine ve rengine göre puan verdiyseniz neden benim tabağıma düşük puan verdiniz? 3 de fena değil, iyi. 3 almadım ben. 2 aldım. Kaç? Ha 2. Sen niye 4 kullanmadın? Bilmem ki 3 ve... Bunları tatmadığım için beş, işte dört, en güzeline vereceğim. Kimi sana bunlar da 5, 4, 4, 1 ver. Son olsun 5, 4, 3 ne olacak bize? Biraz önce de 1 verdim. Afiyet olsun Semra teyze. Ne sorgusu soruyor? Annemin verdiği puanlarla mı kıyaslıyorsunuz? Tabii ne kadar ya, güzel. Ben. Ne kadar güzel olmuş. Niye vermemiş? Niye annem vermemiş? Verdi, ben verdim. Ben hayır. Vermedim size çünkü, ama. Çünkü Aysun. Ya ben yaptım ama puanı ben vermedim. Geline demiş ki ben yuvarlak yaparım demiş. Geline. Kareyi bul. Kare gibi olana. Ben yuvarlak yaparım demedim. Kendileri verince yuvarlak iyi. Ben de verince yani kötü. Ben yemediğimi söyledim. Hiç görmedim yemedim dedim söyledim. Hatta kayınvalide odasına dedik ya. Yemedik dedik hiç. Bu da bana tarif etti anne yuvarlak oluyor içinde de dedi şey çikolatası oluyor dedi. Ben de baktım dedim ki herhalde Aysun da o şekli verir. Yoksa ama... hiçbiri çok kızarmış değil ki Semra Hanım. Kızarmayacak zaten. Zaten kızarmış değil. Zaten hepsi çok kızarmış değil de. O da daha yuvarlak ve daha dolgun gelince herhalde öyle bir şeydir dedi. Ben kızarmış dedi. Demedim İlayda illa beyaz olması gerekiyor dedi ya size. Ben evet. Dedim ki bak seninkinin de demek ki fırınla alakalı biraz... Ya bu kadar olur. Bir sana bir vermiş. Ne güzel yapmış gelin. Ama... Bir verdi ben yine ikiyi iyi vermişim. Nereye iyi Allah aşkına ya? Bir dedi. Semra Hanım. Bize birler gelince mutlu görüyorum sizi Semra teyze. Semra Hanım sonuçta gelinimizi bulmak değil mi amacım? Yani. Bulduk tabii. Teşekkürler. Hanımlar artık yavaş yavaş haftanın finaline geçeceğiz. Ama onun önce bir kritik yapalım isterseniz. Daha sonra da Gülcan Hanım gelsin. Haftanın artık son tadımını ve son puanını versin. Sonra da hep beraber haftanın finaline geçelim. Olur mu? Şimdi efendim gelinin mutfakta da kritik zaman. Geldik haftanın en kritik anı. 5 altın bileziğin sahibi olan gelin... Gelinin mutfaktaya veda eden gelini...
Efendim haftanın son kritik bölümüyle karşınızdayız. Önce ben başvuru adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. Hemen arama motorunda gelinim mutfakta başvuru yazın. Linki tıklayın. Başvuru formunu doldurun. Bizlere gönderin. Onu yapamam derseniz WhatsApp hattımız var. 539-570-3707 numaralı WhatsApp hattından da bizlere başvuruda bulunabilirsiniz. Gelinler, kayınvalideler gelin. Buradaki bileziklerin sahibi olun. Her gün ayrıca çeyrek altında sahibi olabilirsiniz dedikten sonra hiç lafı uzatmadan ilk VTR'ye geçiyorum. Şimdi efendim dün backstage'de sesler yükseldi. Ben de izlemedim. Bakalım neymiş, hep beraber izleyelim. Haydi buyurun. Burada ne acısı yaşamışım da acıların kadını çok olmuşum. Aysun önce bana bunların bir cevabını versin. İlayda seni bu duruma düşürdü, Arsun değil. Sinirlerim sakın, çok bozuk sakın, Onur Bey. Boş. Yeter artık ya. Ben Zeynep kadar ya dayanıklı değilim. Geldik haftanın en kritik anı. 5-6 bileziğin sahibi olan gelin, gelini mutfaktaya veda eden gelini susmuş duruyor ya, kabul ediyor, kabul ediyor. Neyi? Ne alakası var? Kadın ne derse gitsin. Gülcan teyze ne dedi? En güzel dedi. Bir saniye. O yüzden size ikinizden birine 3 puan bile gitse üzülüyorsunuz. Sana tek bir cümle kuracağım. Böyle dönüp bilezik alamamak, bilezik alamamak seni çıldırtmış. Oo. Çok öfkeli ama bence öfkesi bana değil İlayda'ya. Çünkü sürekli şunu söylemeye çalışıyor. Siz İlayda'nın askerlerisiniz. İşte İlayda ne derse onu yapıyorsunuz. İşte mesela işte İlayda Nurcan'a yardım ediyor. Neden? Sırf Aysun'a gıcıklık olsun diye. Ya da İlayda ile ben iyiyim sırf Aysun'u dışlamak için. Ya sadece bence konu İlayda. Aysun için. Ben kendim olduğunu asla düşünmüyorum. Nurcan'ı zaten 3-4 gündür tanıyor. Nereden şey yapacak? Ya hani, çok derdi yoktur Nurcan'la ama tek gerçekten derdi İlayda. İlayda'nın ona oyunlar düzenleyebileceğini düşünüyor. Anladınız mı? O yüzden ben dedim ki bilezik alsın ve rahatlasın. Ne dersek diyelim mi altında bir şey ararsın? Bir veriyoruz, bir veriliyor, altında bir şey arıyor. Beş alıyor, altında bir şey arıyor, hemen çeviriyor. Kendine yazık. Kimse ona hesap sormuyor çünkü böyle bir şey düşünmüyor. Aysun kafasında kurmuş, bence Nurten teyze doldurdu onu. Benim üstüme yani sarmaya çalışıyor ama artık umurumda bile değil Onur Bey. Nurten Hanım niye doldursun? Özellikle benimle ilgili. Çünkü kayınvalidesinin genelde cümlelerini kullanıyor. Herkesin bir cümlesi vardır ya da hani bir Aysun'a ait değil mi o cümleler? Söylediği şeyler vardır ya. Oradan fark ediyorum sen ya. Sen kendi kayınvalidenle karıştırıyorsun beni. Kendi kayınvalidenle karıştırıyorsun. Annem beni asla doldurmaz, asla kesin ben doldurmam, asla gelinimi doldurmam. Siz yönetmeyi çok seviyorsunuz. Herkesi keşke yönetseniz. O derdindesiniz ama burada sizin yönetimleriniz tek kişi Aysun. Benim gelinim gelinlerin yanında oluyor. Ben nereden bileyim Gizem'le İlayda'nın fiskoslaştığını ettiğini. Biz kayınvalideler bir aradayız. Siz gelinler bir aradasınız. O gelip bana söylüyor. Anne burada bir şeyler dönüyor. Sürekli kızlar benden kaçıyor. İlayda sürekli Gizem'in peşinde bir fiskoslaşma var. Şimdi Gizem benim peşindeydi. Ben de şimdi Gizem'in fark etmez. İkiniz de birbirinizin peşinde. O bana söylüyor. Ben nereden sen bileyim? Sen nereye oraya? O nereye sen peşine? Asla. Ne o beni doldurur ne bu ben onu. Şimdiye kadar yarıştığım süre boyunca asla bana puanlarla ilgili bile anne geç 1-1-5-5-5 neyse bas demedi bana. Kendi yapıyor ya. Kişi kendinden bilir işi. Ay bir bu kere kadar söylemiş.